nasıl anlaşılır hocam? İyi bir soru. Guatr hastalığı birincisi en sık neden boyunda şişlikle anlaşılır. Yani uzaktan görülebilir boyunda şişlik, yutkunurken hareket eden bir burada nodül, fındık büyüklüğünde, ne bileyim ceviz büyüklüğünde ya da şimdi o kadar olmuyor ama sağlık çok ilerlediği için ülkemizde eskiden görürdük böyle öküz boynu gibi burası çok büyümüş hastalar vardı. Birincisi dışarıdan nodüller görülebilir ya da tiroid bezinin büyüdüğü. İkincisi işte sürekli yiyorum içiyorum kilo alamıyorum. Çok sinirli, çarpıntısı olan, çabuk parlayan insanlar. Bunlarda da tiroid hormonlarının yüksek olmasından kaynaklanır. Veyahut da tam tersine işte saçım dökülüyor, çok ağır hareketler, sürekli uykum, enerjim kalmadı falan. Bu da tiroidin az çalıştığını gösteren şeyler. Ama en pratik yolu işte yılda bir kere bir check-up yapılırsa mutlaka tiroid hormonlarına bakılıyor. Oradaki sapmalardan hastalık çok rahatlıkla yakalanabilir. Hastalığının bulguları nelerdir? Vücuttaki biraz önce bahsettiğim gibi işte çarpıntı, sinirlilik ya da kalp hızının yavaşlaması, daha sakin bir hal alması, ciltte kuruluk, vücutta ödem, saçlarda dökülme gibi ya da işte boyunda nefes alma zorluğu, sanki bir şey boğazını sıkıyormuş gibi nodüllerin baskısı. Çok ilerleyen vaziyetlerde tiroidin tümörleri, kanserleri de vardır. Onlar bazen buradan ses telleri geçer arkasından. Onları tutabilir ses kısıklığı. O da tatsız bir durum ama ses kısıklığıyla da ortaya çıkabilir. Peki Grant Hocam, Guatr hastalığının tanısı için neler yapılmalıdır? Guatr hastalığının tanısı için bir tiroid ultrasonu mutlaka lazım. Çok basit bir tetkik. Tiroid hormonlarına bakılması lazım. İşte kan sayımı, T3, T4 gibi hormonlar. Bir de bazen ayırım için tiroid sintigrafisi gerekebilir. Soğuk nodül, sıcak nodül belki duymuşsunuzdur. Evet. Bunun tespiti için ya da tiroiddeki radyoaktif aktivitenin tespit edilmesi için sintigrafi de yapılabilir.